Bana bağırdı ama aslında o öyle bir insan değil. O kapıyı açmayacaksın diyor. Bir bakıyorlar ki içeride adamın eski karılarının cesetleri. Korkunç bir masal. Yani çocuklara çok anlatması iyi olur. Çok uygun değil sanki. Evet kaldım, ne söyleyecektim. Evet, bu kitap tam olarak buna bir başkaldır aslında. Abi hocam hoş geldiniz Bibliofil'e. Hoş bulduk, teşekkürler. Bibliofil'ler için siz neyi seçtiniz hocam? Hangi kitabı seçtiniz? Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını seçtim. Estes'in. Evet, Clarissa Estes yazarı. Clarissa Estes. Clarissa Pinkola Estes. Evet, uzunca bir isim var çünkü Meksikalı. Meksika. Meksika asıllı daha doğrusu ama Amerika'da yaşıyor. Hı-hı. Clarissa Estes bir psikanalist. Aynı zamanda bir cantadora. Ne demek cantadora? Cantadora, Latin kültüründe hikayeleri derleyen, bunları okuyan, ezberleyen ve yeni nesillere aktaran hikaye derleyicisi demekmiş. Ne güzel. Clarissa Estes'in kişisel bir merakı bu aslında. Doğduğu işte topraklar, daha sonra yetiştiği yer bir Macar ailenin içinde yetişmiş. Birçok farklı işte miti, hikayeyi, masalı kendi içinde eritebilmiş ve bunları da daha sonra profesyonel olarak kullanmaya başlamış. Bir psikanalist olarak okumak da farklı oldu tabii onun için. Evet, psikanalistler hani insanları, kişileri, rüyaları böyle ayrıntılı bir şekilde analiz ederler ya. Clarissa Estes de masalları tıpkı bir rüyayı analiz edercesine analiz ediyor. Ve bu kitap da Clarissa Estes'in yaptığı bu çalışmaların 20 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Popüler bir kitap. Özellikle kadın okumaları, feminist okumalar bağlamında. Değil mi? Feminist başyapıt falan denmeye başlandı. Evet, sıklıkla okunan bir kitap. Bu kitaba %100 bir feminist kitaptır demek hani nasıl olur bilmiyorum, emin değilim ama bu kitap bir kadın kitabı. Kadınların kendi iç yolculuğuna çıkmaları, kendilerini tanımalarını öğütleyen bir kitap. Bu açıdan kadın çalışmaları açısından, kadın okumaları açısından gerçekten önemli bir kitap. Kurtlarla koşmak ne demek ve neden kadınlar kurtlarla neden, koşuyor? Evet, kadınlar, kim bu kadınlar? Neden kadınlar kurtlarla koşuyor? Şimdi Clarissa Estes kurtların vahşi yaşamları ile ilgili de çeşitli çalışmalar yapmış ve yaptığı araştırmalar sonucunda kadınlarla kurtlar arasında çok büyük benzerlikler olduğunu söylüyor. Diyor ki ikisinde de çok keskin bir duyarlılık var, sürüsüne hakimiyet var. Kendi bakımında olan çocuklara, eşine, sürünün diğer üyelerine karşı çok üst düzey bir ilgisi var kadınların da, benzer şekilde kurtların da. Ondan sonra yeni durumlara karşı çok kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar. Sezgisellikleri, evet sezgisellikleri çok güçlü, çok kuvvetli. Bu yönlerden kadınlarla kurtların vahşi yaşamının birbirlerine çok benzediğini söylüyor. Bir taraftan da kurtlar bu vahşi yaşamlarının içinde bir anlamda ötekileştirilmişler, yok sayılmışlar, birileri tarafından avlanmışlar ya da rakiplerinden daha aşağı seviyede görülmüşler. Kadınlar da tıpkı kurtlar gibi tarih boyunca ataerkil düzenin içinde o vahşi doğalarını, kendilerini yansıtamamışlar, doğallıklarını yaşayamamışlar, hatta doğal hallerinden utanmaları gerektiği öğretilmiş. Bu açıdan kadınlarla kurtları birbirine çok benzetiyor ve kitabın başlığı da buradan çıkıyor. Bize dair şeyler de var mı? Bugünün kadınına dair şeyler de var mı? Evet evet, kesinlikle bugünün kadınına dair her şey var aslında. Kurtlarla koşmak gerçekten imgesel bir anlamı var. Yani kadının toplum baskısıyla baskılanmış, kendini gerçekleştirememiş, kendi özünü bulamamış halinden sıyrılıp artık o eski doğasına, vahşi doğasına, ama buradaki vahşilik böyle bir şeyleri kıran, döken, yıkan değil, orijinal doğal haline dönmesi gerektiğini söylüyor. İlksel Clarissa halimiz Estes. Evet, değil mi? Evet, ilk orijinal halimize dönmemiz gerektiğini doğayla söylüyor. Doğayla hemhal olduğumuz i̇şte o zamanlar. İşte bunu da diyor ancak kurtlarla, vahşi kurtlarla koşarak yapabilirsiniz. Kendi özünüzü ancak öyle bulabilirsiniz. Dört diyor. Ayaklı gölgelerimizden bahsediyorsun değil mi? Evet. Onlar kurtlar sanırım. Evet, evet, aynen öyle. Kitap 16 bölümden oluşuyor. Her birisinin bir teması var. İşte beden algısıyla ilgili olan bölümleri var. Kendini gerçekleştirme, sürüsünü bulma. Farklı bölümleri var ve her bir bölümde de bir ya da birkaç tane masal, mit gibi hikayeler var. Bu masalları, mitleri, hikayeleri Clarissa Estes temanın uygunluğuna göre ayrıntılı bir biçimde inceliyor. Masalların içindeki anlatımların aslında imgesel anlatımlar olduğunu söylüyor ve masalların içindeki her bir karakterin aslında kadınlığın bir parçası olduğunu, kadının çeşitli yönlerini temsil ettiğini anlatıyor. Kadın kahramanların hikayeleri mi hocam? Hikayelerin tamamı kadın hikayeleri. Hikayelerin tamamının içinde kadınlar var yani.
hem mitik anlatılar hem de masallar var. Evet, hem mitik anlatımlar hem masallar var. Masalların farklı farklı versiyonlarını dünyayı dolaşarak bulmuş. Ve bir taraftan da masalların orijinal hallerini kullanıyor. Hani şimdi günümüzde çocuklara anlattığımız yumuşatılmış hallerini değil de ilk orijinal hallerini kullanmaya çalışıyor. Vahşi hallerini evet, o zaman aynen biraz öyle. İlk orijinal hallerini kullanıyor. O açıdan da daha düzenli bir analiz yaptığı söylenebilir belki. Peki psikanalitik olarak mitlere bakıldığını söylediğimiz zaman benim aklıma hemen Jung geliyor. Sınıflandırdığı arketipler ya da toplumsal bilinç dışıyla aktarım söz konusu. Etkilenmiş mi? Jung'dan? Tam olarak etkilenmiş. Çünkü bir psikanalist, Jungçu bir psikanalist zaten Clarissa Estes. Mitlere de gidince başka bir yol bulamıyorsunuz. Ve analizlerin tamamını da Jungçu bakış açısıyla psişeden bahsederek özellikle yapıyor. Daha belki iyi anlaşılması için bir örnek verebilirim masallardan bir tanesini. Favorinizi alalım. Evet. Mavi Sakal diye bir masal var. Bir tane adam var. Mavi sakallı bir adam bu. Ormanın içinde bir şatoda yaşıyor. Ve çok böyle insanların korktuğu, hiddetli bir adam aslında. Bir gün üç kız kardeşle karşılaşıyor ve bu üç kız kardeşin üçüne birden kuru yapıyor. Onlarla evlenmek için. Ama kız kardeşler bu adamdan korkuyorlar. Yabancı, mavi sakallı, garip bir adam çünkü. Kendisini kızlara böyle birazcık iyi tanıtabilmek için atıyla bir orman gezisine çıkarıyor onları. İşte piknik yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Onlara en güzel hallerini gösteriyor, ikram ediyor ve çok güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor. Evlerine döndüklerinde kızlar adamdan çok etkilenmiş oluyorlar. Ama bir süre sonra iki büyük kız kardeş adamın aslında göründüğü gibi olmadığını, bu kişide bir sorun olduğunu ve bu kişiye güvenemeyeceklerini söylüyorlar. Bir kere daha da görüşmek istemediklerini belirtiyorlar. Fakat en küçük kız kardeş, bu Clarissa Estes masalda bu kız kardeşe saf dil diyor. Birazcık saf, ya gönlü çok yumuşak yani. Diyor ki aslında bu kişi o kadar da kötü bir insan olamaz çünkü çok güzel vakit geçirdik. Ben onunla tekrardan görüşmek istiyorum. Ve en sonunda tekrardan görüşüyor. O kişiyle evlenmeyi kabul ediyor Mavi Sakal'la ve Mavi Sakal'ın şatosuna taşınıyor. Orada yaşamaya başlıyorlar. Her şey yolunda giderken bir gün Mavi Sakal şatosundan ayrılmak zorunda kalıyor birkaç günlüğüne. Ve eşine dönüyor diyor ki işte şato senin, istediğini yapabilirsin. İstersen kardeşlerini çağır, beraber takılın, eğlenin falan. İşte şunlar da şatonun odalarının anahtarları. Bütün odalara girebilirsin ama şu küçük anahtarın açtığı odaya kesinlikle girmeyeceksin. Hep vardır böyle bir tane istisna. O elmayı yemeyeceksin, o odaya evet, girmeyeceksin. Bir yasak var orada yani. Ondan sonra adam gidiyor, kız da ablalarını çağırıyor yanına. Sonra tabii ki dururken böyle diyorlar ki bu küçük anahtar acaba nereye açıyor? Hadi bulalım. Ve buluyorlar o odayı, kapıyı yasak açıyorlar. Evet, ille de onu yapmak zorundalar. Kapıyı açıyorlar, giriyorlar içeriye. Bir bakıyorlar ki içeride adamın eski karılarının cesetleri, kafatasları, kanlar falan var. Çok korkunç bir sahne. Kız kardeşler çok korkuyor. Kapıyı kapatıyorlar. Anahtarı işte kilitliyorlar. Bir bakıyorlar ondan sonra o küçük anahtar kanıyor. Küçük kız tabii ki telaşlanıyor. Benim diyor burayı açtığımı anlayacak. Anahtarı gidiyor, yıkıyor ama anahtardaki kan dinmiyor bir türlü. Küle basıyor, olmuyor. Anahtarı ateşe atıyor, olmuyor. Anahtar kanamaya devam ediyor. En sonunda anahtarı kendi giysi dolabının içine kapatıyor ve kocasının gelmesini bekliyor. Kocası elbette geldikten sonra o odanın açıldığını fark ediyor. Bu karısını da yine öldürmeye teşebbüs ediyor. Bu sırada kadın kız kardeşlerini çağırıyor ve kız kardeşlerinden de abilerini çağırmasını istiyor. Daha sonra kız kardeşler ve abileri geliyorlar, adamı öldürüyorlar ve adamın cesedini de akbabalara atıyorlar. Masal bu. Şimdi bu masal bayağı ürkütücü bir evet, korkunç bir masal. Yani çocuklara çok anlatmasak iyi olur. Çok uygun değil sanki. Bu masaldan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Clarissa Estes işte bu noktada masaldaki her bir karakterin aslında kadınların içinde var olan bazı özellikler, bazı yönler olduğunu söylüyor. Mavi Sakal aslında bizim hayatımızda kadınların ışıklarını söndüren, yaratıcılıklarını yok eden, o vahşi doğalarının ortaya çıkmasını engelleyen herhangi bir şey olabilir. Bu bir eş olabilir, aileniz olabilir, içinde bulunduğunuz toplum olabilir. Saf dil kadın bizim içimizdeki o saf kadın aslında. Kötülüğü görmek birazcık istemeyen, olayları en iyi tarafından yorumlamaya çalışan, işte bana bağırdı ama aslında o öyle bir insan değil, ben onu birazcık kızdırmıştım. Bana böyle yaptı ama patronum aslında bana iyi davranır o, bugün kötü modundaydı. Gibi olayları evet gerekçelendirip en iyi yönünden görmeye çalışan o saf halimiz. Ablalar ise içimizdeki sezgi aslında. Yani o en iyiyi görmeye çalışıyoruz ama o sezgiler de alttan alta diyor ki hayır öyle değil aslında bu kötü bir insan, bu sana zarar vermeye çalışıyor, bundan kaçman lazım. Ama sen o sesleri bastırıyorsun ve gidiyorsun onunla beraber. Fakat bir süre sonra o sesler senin içinde çoğalmaya başlıyor çünkü içinde bulunduğun ortam sana yasaklar koyuyor. O kapıyı açmayacaksın diyor. O zaman sesler daha da yükseliyor.
Sezgin, hadi açalım ne var acaba o kapının arkasında? Açıyorsun, bakıyorsun, içeride işte senin fikrini tamamen değiştirecek bir manzara var. Gerçek var yani. Evet, aslında gerçek var. Görmek istemediğimiz evet, gerçek. Evet, bu gerçekle yüzleştiğinde onu tekrardan kapatıyorsun. Diyorsun ki ben bunu görmemiş olayım. Anahtarı yıkıyorsun geçmiyor. Çünkü o senin aslında bilincin artık. Sen onu bir kere gördün, görmemiş gibi davranamazsın. Ama yine de her şey yolunda gitsin, sürtliman olsun deyip anahtarı saklıyorsun elbise dolabına. Fakat yine de o görmemişlik duygusu hiçbir zaman gerçekleşmiyor ve en sonunda o duyguyla, o durumla daha doğrusu yüzleşmek zorundasın. Yüzleştiğin anda işte o saf dil kadın tekrardan sezgilerini çağırıyor, ablalarını çağırıyor. Gelin diyor, bana yardım edin birazcık siz, ben bu durumla nasıl baş edeceğim? Ablalar da abileri çağırıyorlar. Burada abilik hani ataerkil, güçlü gibi bir anlamı yok aslında ama her kadının ya da kadınların içinde olan o kas gücünü temsilen kullanılmış. Masallardaki o prensini bekleyen kızlar değil değil mi bunlar? Hayır değil. Aslında o masallardaki o gelen prens de belki de bizim içimizdeki o eril güç ya da o güçlü işte kendimizi savunmamızı sağlayacak mücadeleci olan şey. Sezgi o güçleri çağırıyor ve güçler de mavi sakalı yok ediyorlar. Mavi sakalı yok ettikten sonra da akbabaları atıyorlar. Yani tekrardan onu doğaya gönderiyorlar. O doğada akbabalar onu işte yok ettikten sonra bir şekilde bizim karşımıza tekrardan bir mavi sakal çıkabilir. Çünkü o doğada tamamen yok olmuyor ama form değiştirebiliyor. Ama işte bu masalın içinde olan bu farkındalık durumu, yani önce o tuzağa düşmüş olmak, sonra kendi gücüyle o tuzaktan kurtulmuş olmak bize aslında bir bilinçlilik veriyor ve bir güç veriyor. Tekrardan bir mavi sakalla karşılaştığımız zaman onu ilk görüşte tanıyabileceğiz. Ve ilk görüşte tanıdığımız için de o tuzağa ikinci bir defa düşmeyeceğiz. Sanırım kadın doğayı temsil ettiği için hep kadını forme etmeye, biçimlendirmeye, hem estetik anlamda, hem zihinsel anlamda, hem toplumsal cinsiyet rolleri anlamında hep kadınla uğraşıp durmuş bu. Evet, bu kitap tam olarak buna bir başkaldır aslında. Yüzyıllar boyunca kadınlar sırf kadın oldukları için ya da kadın doğasının getirdiği şekilde davrandıkları için baskılandılar, toplumdan dışlandılar. Bu hareketi gösteren kadınlar işte yok sayıldı ve bir şekilde ataerkinin istediği forma dönüştürüldü. Ama bizim o esas formumuzu, doğal olanı yeniden bulmamız gerekiyor. Çünkü ona ihanet ediyoruz bir taraftan, onu unutarak. Clarice Estes de bütün kadınlara içlerindeki o gücü bir şekilde bulmaları, o gücü kullanmaları ve o gücü tekrardan kaybetmemelerini öneriyor aslında kitabın tamamında. Hani ilk sorduğunuz modern kadın kendini burada bulabilir mi? Evet, ben her hikayeyi okuduğumda evet ben böyle bir şey gördüm, yaşadım, bunu deneyimledim. Evet. En nihayetinde zaten Clarice Estes kitabın en sonunda bütün kadınları dışarıya çıkıp kendi hikayelerini aramaya davet ediyor. İçimizdeki kurdu bulmaya evet. Belki de. Evet. Şöyle bir şey var elbette mitlerde. Bu normal çocuk masallarında da böyle. Hep bir işte kız var, bir prenses var ve bu prenses eziyet görüyor. Eziyet gördüğü kişi genellikle üvey annesi ya da annesi oluyor. Masallarda hiçbir zaman erkek karakterin işte o Pasif esas daha, değil mi? Evet, erkek karakterin prensese eziyet ettiğini görmüyoruz. Yani masallar bir anlamda zaten kadınların hani bu olumsuz yönlerini vurgulamak için yeniden kurgulanmış şeyler. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de. Pamuk Prenses'in bir babası da var aslında. Ama üvey annesi değil mi? Evet, Pamuk Prenses'in babası ama nerede yani? Çünkü Pamuk Prenses'in annesi ölüyor, babası kötü kraliçeyle evleniyor. Babasıyla kraliçenin yanında dururken Pamuk Prenses'in başına gelmeyen kalmıyor. Nerede babası? Yok. Kül Kedisi'nde. Annesi ölüyor, babası yeni bir kadınla evleniyor. Kadın üstelik yanında iki tane kötücül kadın, yani kızlarını getiriyor. Yapmadıklarını bırakmıyorlar Kül Kedisi'nde ama baba figürü yok hiç ortada. Yani bu kadar çok kötülük gerçekten olurken de baba figürünü görmüyoruz hiç biz. Çünkü bu yine işte kadının kötü halinin, kötü tarafının ya da bu şekilde yansıtılmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunlar mitler ve bu tip masallar, mitolojik hikayeler vasıtasıyla toplumsal zihniyetimizin, kültürel kodlarımızın nasıl yazıldığını gösteriyor. Clarice Estes bunları da bir şekilde yorumlayıp aslında burada hani özellikle böyle bir tavrın olduğunu belki de bize sunmuş oluyor bir anlamda. O zaman tüm kadınların içindeki dört ayaklı gölgesini takip etmesini dileyelim. Dünya Kadınlar Günü'nü de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayalım. Teşekkürler. Ben de aynen Clarice Estes'in söylediği gibi bütün kadınların dışarıya çıkıp kendi hikayelerini bulması gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. O zaman okuyalım, okutalım hocam. Çok teşekkür ederim.